olağanüstü kaynaklarını sermayeye peşkeş çekmemelidir. Cumhuriyet, bilimi, sanatı, yaratıcı düşünceyi sıçratacak kaynakları harekete geçirmelidir. Sözün kısası Cumhuriyet, bu topraklarda yeniden toplumsal barışı sağlamalı, yeniden ülkemizde halk egemenliğini tesis etmelidir. İçeride bunu yapan Cumhuriyetimiz, dış politikada da kuruluş paradigmasına dönmelidir. Cumhuriyet, başka ülkelerin iç işlerine karışmamalı. Bütün emperyalist anlaşma ve kurumlardan çıkmalıdır. Yeni Osmanlı hayallerinden uyanmalı ve bütün ülkelerin halklarıyla dostça ilişkiler geliştirmeli. Yurtsever ve internasyonalist bir politikayı ilke haline getirmelidir. Cumhuriyet NATO'dan çıkmalıdır. Yabancı askerleri ülkeden çıkarmalı, ülkedeki bütün yabancı üsleri kapatmalıdır. Cumhuriyetimiz kurucu değerlerine geri dönmeli, emekçi karakterini yeniden kazanmalıdır. Yani Mustafa Kemal'in Atatürk'ün işaret ettiği kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet yeniden ayağa kalkmalıdır. Bu duygularla Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru yürürken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla ve özlemle anıyor ve söz veriyoruz. Başladığımız işi yarım bırakmayacağız. Cumhuriyeti yeniden demokrasiyle taşlandıracağız. Cumhuriyet yaşamalı ve yaşatmalıdır. Yaşasın Cumhuriyet. Birleşik Komünist Konfederasyonu, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Büro İş Sendikası, Eğitim İş, Tüm Yerel Sem, Tarım Orman İş, Tapu Çevre Yol İş, Yeni Kuşak Mühendisleri Derneği. Teşekkürler.